Evet, Tohum Otizm Vakfı tarafından düzenlenen webinar dizisine hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Mırıldanan Çocuk kitabının yazarı Sayın Gabriele Klima. Hoş geldin Gabriele. Benvenuto Gabriele. Okay, peki Gabriele Klima kimdir? Kendisiyle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Klima 1967 Milano doğumludur. Çocuklar için kitaplar yazmaktadır. Erken çocukluk kitaplarından genç yetişkinler için kurguya kadar farklı yaş grupları için birçok kitabı yayınlanmıştır. Çocuk edebiyatını çağdaş gerçekliği okumak ve anlamak için bir araç olarak önerdiği okullarda ve eğitimde aktif çalışmaya devam etmektedir. Öğretmenler ve eğitimcilerle birlikte anlatı analizinden ve özellikle resimli edebiyattan başlayarak pedagojik yansıma yolları üzerine çalışmaktadır. Zorluk, çeşitlilik, entegrasyon, ırkçılık, ayrımcılık gibi sosyal konularda romanlar yazmaktadır. Bunlar arasında Parmaklar Arasında Güneşe, Yürümeye Devam Eden Kurt Odası ve Mırıldanan Çocuk gibi kitaplar bulunmaktadır. Yazdığı kitaplardan biriyle 2017 yılında Andersen ödülünü kazanmıştır. Aynı yıl özel gereksinimli gençler için kitap ödülünün de sahibi olmuştur. Kitapları dünya çapında 17 ülkeye çevrilmiştir diyerek ben şimdi kendisine sorularımı yönelteceğim aslında konuyla ilgili olarak ama öncelikle biraz zamanınızı alacağım, kusura bakmayın. Ufak bir hatırlatma yapacağım dinleyicilerimize. Bu soru cevap şeklinde geçecek bir oturum. Ben sorularımı soruyor olacağım ama sizler de dilerseniz Q&A butonunu kullanarak ya da chat panelini kullanarak da yazarımıza çeşitli sorularınızı sorabilirsiniz. Kitapla ilgili neden bu kitap böyle bir kitap yazma gereği duyduğu gibi farklı konularda sorularınızı soruyor olabilirsiniz. Canlı olarak sorularınızı da ileteceğim. Evet. İlk sorumuzla başlayalım. Kitabınızda otizmli bir çocuğu ele almışsınız ve otizm konusunda farkındalık uyandırmayı hedeflemişsiniz. Neden otizm? La prima domanda è: nel suo libro parla di un bambino autistico e tira l'attenzione sull'autismo. Perché l'autismo? Beh, perché sono convinto che il miglior modo di raccontare il mondo e la realtà ai bambini e ragazzi ovviamente, sia farlo per intero, senza tagliare via una parte. Raccontando l'autismo o la disabilità o la diversità in genere, noi diamo ai bambini un'immagine del mondo che è molto più reale, più vera e più completa. E questo, a mio parere, è quello di cui ha bisogno l'infanzia, di qualcuno che racconti il mondo nella sua interezza e nella sua complessità. Çünkü dünyayı çocuklara ve gençlere anlatmanın en iyi yolunun onun bir parçasını kesmeden bütünüyle vermek olduğuna inanıyorum. Otizmden, engellilikten veya genel olarak çeşitlilikten bahsederek çocuklara dünyanın daha gerçek, daha doğru ve daha eksiksiz bir resmini çiziyoruz. Ve bu bence çocukların ihtiyacı olan şey. Yani dünyayı bütünlüğü ve karmaşıklığı içinde onları anlatan birinin olması. Çok güzel. Peki aslında Nel caso, buyurun. nel caso dell'autismo, che è una disabilità molto particolare, noi diamo a un bambino ancora di più, perché gli consentiamo di conoscere una realtà molto difficile da capire. E questo gli permette di imparare a mettersi nei panni di un'altra persona, anche se il pensiero o il comportamento di questa persona non è immediatamente comprensibile. E questa è un'operazione indispensabile all'interno di qualunque società civile. Otizm gibi belirli engellilikler söz konusu olduğunda bir çocuğa bir bilgiden daha da fazlasını veriyor. Anlaşılması zor olan bir gerçeği bilmesine izin veriyoruz aslında diyor. Düşüncesi ve davranışı hemen anlaşılamayan bir insanın yerine kendisini koyabilmeyi öğrenmesine olanak sağlıyoruz. Ve bu medeni toplumların vazgeçilmez bir görevi olduğunu söylüyor kendisi. Kesinlikle çok çok önemli. Yani medeni toplumlar için bu bir gereklilik. Aslında ben izlettirmeyi unuttum ama belki kitabı aramızda okumayan katılımcılarımız olabilir. Timaş yayınlarından çıktı bu kitap. Timaş'ın hazırladığı bu kısa tanıtım videosunu ben şimdi izletmek istiyorum katılımcılarımıza. Thank you.
Bu güzel tanıtım videosu için de Timoş'a çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel anlatmış. Aslında konunun tam bir özeti video bu. Bir soru geldi panelden. Ben bunu bağlamında biraz spontane bir soru sormak istiyorum kendisine. Konuyla da alakalı aslında. Kitabı yazarken nasıl bir çalışma süreci yürüttü? Ne kadar süre otizm üzerine bilgi topladı ve çalıştı? Bu süreçte otizmli bir bireyle bir arada bulundu mu gibi bir soru var. Bu aynı dediğiniz gibi sorularınız arasından bir Evet, sorularımızda da vardı ama şu an katılımcımızın sırası şey yapmış, yazmış. Hemen onun sorusunu da değerlendirelim istedim. hemen soruyorum. Quando ho scritto questo libro, come ha fatto? Cioè, ha fatto un lavoro preliminare quanto si mette ha messo un studio, poi ha avuto un consulente. Sì, io faccio sempre un lavoro molto approfondito di ricerca e documentazione prima di scrivere una storia. In questo caso, nel caso di questa storia, ho letto e visto molti materiali sull'autismo, ho chiesto anche aiuto a una persona che lavora ogni giorno con bambini autistici. Murat. Evet, bu hikayeyi yazmadan önce, ya yani her hikayeyi yazmadan önce çok kapsamlı araştırmalar tabii ki yapıyorum. Bu hikaye için birçok materyal okudum diyor, edindim. Ayrıca otizmli çocuklarla her gün çalışan birinden de yardım aldım. Harika. Sì, prego. Un'altra cosa però che mi ha aiutato a raccontare la disabilità di Tommy è la mia disabilità. Io sono stato un bambino con iperattività e deficit di attenzione, ADHD in italiano, e ho la sindrome di Tourette, che per certi aspetti, per esempio nella percezione sensoriale, suoni, luci, rumori, ha dei punti in comune con l'autismo. Perciò molte reazioni e comportamenti del protagonista di questa storia, di Tommy, nascono dal mio vissuto personale. Tommy'nin engelliliğini anlatmama yardımcı olan bir başka şey de benim engelim diyor kendisi. Kendisi hiperaktivite ve dikkat eksikliği olan bir çocuk olduğundan bahsediyor. Tourette sendromum var. Örneğin duygusal algıda sesler, ışıklar, gürültülere duyarlılık konusunda otizmle ortak yönlerin olduğu bir sendrom diyor. Bu nedenle bu hikayenin baş karakterinin birçok tepkisi ve davranışı benim kişisel deneyimlerimden yola çıkıyor. Çok güzel. Gerçekten. Özellikle bunu yaşayan insanların aktarması bu anlamda çok çok önemli. Peki ben ikinci soruya geçeceğim. Kitabınızda ilkokul çağındaki çocuklara otizm farkındalığı kazandırmayı hedeflemişsiniz. Neden ilkokul çağındaki çocuklara hedef kitle olarak belirlediniz? Yani bunun özel bir sebebi var mı? Lo scopo di questo libro è dare la consapevolezza ai ragazzi in età elementare. Perché ha scelto età elementare come pubblico? C'è qualche motivo in particolare? Sì, l'ho scelta perché i bambini di questa fascia d'età, e questo lo sanno molto bene gli insegnanti e gli educatori, sono molto più propensi all'accoglienza e all'inclusione dei ragazzi più grandi. Hanno voglia di entrare in relazione con loro, di capire gli altri e quindi le storie indirizzate verso questa fascia d'età possono aiutarli in questo lavoro che è una competenza indispensabile da tenere viva il più possibile. Seçtim çünkü öğretmenler veya eğitmenler bunu çok iyi bilirler. Küçük yaştaki çocuklar büyüklere nazaran öğrenmeye ve kabul etmeye daha meyillidirler. Başkalarını anlamak ve onlarla etkileşimde olmak isterler. Ve bu ilerleyen yaşlarında onlara hayatlarına yardımcı olacak. Ecco, diciamo che scrivere per questa fascia d'età è un po' come seminare per il futuro in un terreno che è già molto fertile e che per questo può far nascere un modo di costruire relazioni interpersonali molto più solido, molto più consapevole e molto più inclusivo. Bu yaş aralığında bir kitleye hitap etmek, tarlaya ektiğimiz, gelecek için ektiğimiz tohumlara benzetiyor. Bu sayede çocuklar geleceklerinde kişiler arası ilişkiler kurmada,
daha sağlam, daha bilinçli ve daha kapsayıcı adımlar atabilirler. Yani şunu söyleyebilir miyiz peki, kendisine sorabilir miyiz? Dünyanın çocuklardan başlayarak değişeceğine inanıyor mu? Secondo lei, la cambiazione, il cambiamento verrà cominciato dai bambini? Assolutamente sì, sono molto convinto di questo. Sono solamente i bambini guidati da noi adulti, e questo è il compito difficilissimo di tutta la comunità educante. I bambini saranno il cambiamento, perché potranno dall'inizio impostare un modo di vivere, di pensare e di rapportarsi con gli altri diverso. Kesinlikle katılıyorum bu söyleminize diyor. Çocuklar büyüklerin önderliğinde bu değişimi başlatacaklardır. Demin de örnek verdiği gibi tarla örneğinde yönlendirmelerle, eğitimlerle, öğretmenlerin de yardımıyla geleceği şekillendireceklerini söylüyor. Naturalmente in questo la responsabilità e il lavoro grandissimo degli educatori e degli insegnanti è fondamentale. Per questo sono molto contento di incontri come questo, che servono un po' a dare delle direzioni, anche se in generale, verso questo grandissimo e necessario obiettivo. Ve bunun çok büyük bir sorumluluk olduğunu söylüyor. Ve bu buluşmanın aslında şu an bizlerle beraber olan eğitmenlerin, eğiticilerin de burada olması adına çok seviniyor. Çünkü bu bahsettiğimiz değişim ve başlangıç onlar sayesinde, onların yönlendirmesiyle olacağını söylüyor. Kesinlikle çok çok doğru. Çok teşekkür ederiz. Bir diğer soru da özel gereksinimli bireyleri konu alan başka kitapları var mı? Varsa isimleri neler? Bunlardan biraz bahsedebilir mi? Un'altra domanda che hai altri libri che parla delle persone disabili e quali sono? Sì, ho scritto tanti libri che parlano di disabilità, ma più in generale di diversità. Forse il mio più famoso è questo, che si chiama Il sole fra le dita, ed è un romanzo che si rivolge però agli adolescenti, perché insieme alla disabilità affronta tematiche tipiche di quell'età, la ribellione, la ricerca dell'identità, il conflitto con i genitori. Ed è un libro ispirato a due storie vere, quella di Andrea, un ragazzo disabile in carrozzina, e quella di Dario, un ragazzo ribelle, sempre in fuga dalle sue responsabilità, esattamente il ragazzo che ero io da giovane. Evet, genel olarak engellilik ve çeşitlilik konulu birçok kitap yazdım. Bunlar arasından en ünlüsü ergenlik çağındaki gençleri hedefleyen Parmaklarınızın Arasındaki Güneş, Il Sole Fra le Dita isimli eserim. Bu eserim ergenliğe özgü konuları, isyan, kimlik arayışı, ebeveynlerle çatışmayı ele alıyor. Gerçek iki hikayeden esinlenen bir kitap. Tekerlekli sandalyede engelli bir çocuk olan Andrea ve her zaman sorumluluklarından kaçan asi bir çocuk, yani benim kendi gençliğim olan Dario. Di questo libro so che ci sarà anche la versione turca. Ho appena firmato il contratto con lo stesso editore che ha pubblicato Il bambino che faceva le fusa, e credo che i lettori turchi lo potranno leggere o già alla fine di quest'anno o all'inizio dell'anno prossimo. Bahsettiğim kitabın Türkçe versiyonu da yakın zamanda sizlerle olacak diyor, Türk okuyucularla. Mırıldanan Çocuk kitabımın yayıncısıyla imzalar atıldı. Ya bu yılın sonunda ya da yeni yılın başlarında çıkmış olacağını söylüyor. Çok güzel. Şimdiden teşekkür ediyoruz emekleri için. Spontan bir soru geldi. Güzel de bir soru. Benim hiç aklıma gelmemişti bu soru. Ayşenur Hanım'a teşekkür ediyoruz. Neden bir kedinin bakış açısıyla yazdı bu romanı? Perché questa storia parla dalla bocca di un gatto? Cioè perché come protagonista ha scelto un gatto? Beh, scegliere un gatto come protagonista mi ha permesso di mostrare al lettore, al giovane lettore, come approcciarsi alla disabilità senza pregiudizi. Pepe non ha pregiudizi nei confronti dell'autismo di Tommy, non può averne perché è un gatto, non sa che Tommy è autistico, e lui vede semplicemente una difficoltà e cerca di risolverla.
kahraman olarak bir kedi seçmek okuyucuya engelliliği ön yargısız bir şekilde nasıl yaklaşacağını göstermeme izin verdi. Pepe, Tommy'nin otizmine karşı ön yargılı değil asla. Tommy'nin otizmli olduğunu bilmiyor. Sadece içinde bir zorluk görüyor ve onu çözmeye çalışıyor. Se ci pensiamo, quello che fa Pepe è quello che tutti noi dovremmo fare, cioè liberarci di quello che crediamo di sapere delle persone che abbiamo davanti e cercare semplicemente di capire quale sia la loro difficoltà. Io credo che se tutti lo facessimo, la maggior parte dei conflitti interpersonali sarebbero risolti. Düşünürsek Pepe'nin yaptığı hepimizin yapması gereken şeydir. Yani karşımızdaki insanlar hakkında bildiğimizi sandığımız şeylerden, ön yargılardan kurtulup zorluklarının ne olduğunu anlamaya çalışmak. Bunu hepimiz yapsak kişiler arası çatışmanın çoğu çözülür. Evet, çok önemli gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Bir diğer sorumuz da, ben bunu gördüğümde gerçekten çok etkilenmiştim. Kitabı muhteşem ve farklı olan tüm varlıklara diye ithafta bulunmuş. Bu ifadeyle ne anlatmak istiyor? Allora, dedica il suo libro a tutti gli esseri meravigliosi e diversi. Può spiegare questa frase? Cosa voleva intendere? Beh, mi è sempre piaciuta la meraviglia che è alla base della filosofia e la diversità che è alla base dell'umanità. Gli esseri meravigliosi sono quelli che sanno meravigliarsi, che sanno stupirsi anche di fronte alle piccole cose della vita e quindi mantengono quello spirito bambino che serve per continuare a crescere anche da adulti. Felsefenin temeli olan olağanüstülük, harikuladelik ve insanlığın temeli olan çeşitliliği hep sevmişimdir. Harikulade varlıklar, olağanüstü varlıklar nasıl hayrete düşülebileceğini bilen, yani hayattaki küçük şeylerin karşısında bile nasıl hayran kalacağını bilen ve bu nedenle yetişkinlikte bile büyümeye devam etmek için gerekli olan çocuk ruhunu sürdüren varlıklardır. E invece gli esseri diversi sono quelli che sanno cambiare strada. Divergere in italiano, il verbo divergere, viene dal latino devertere, cambiare direzione. E quindi vedere il mondo in maniera differente da come lo vedono gli altri, il che è sempre un vantaggio. Farklı varlıklardan kastım yol değiştirmeyi bilenlerdir diyebilirim diyor. İtalyanca'da divergere farklı olmak kelimesi Latince devertere yön değiştirmek anlamından geldiğini söylüyor. Dolayısıyla dünyayı başkalarının gördüğünden farklı bir şekilde görmek anlamındadır. Ve bu her zaman bir avantajdır. Çok teşekkürler Murat Bey. Chat'ten size gönderdim. Q&A'den gelmiş bir sorum ama sanıyorum İtalyanca. Ben anlamadım o yüzden ne olduğunu. Bir saniye hemen bakayım. Bu soruyu da kendisine yöneltebilir miyiz? Gördünüz mü? Mesajlarınıza düştü mü? Yok sanırım düşme. Yani Deniz Hanım bir şey yazmış. Evet ben yazdım. İtalyancasını sanırım kopyaladım oraya. Böyle bir soru var. Yok soru gelmiyor ama yani soru gözükmüyor. Ha tamam o zaman geçelim. Ben bir diğer soruya geçeyim. Tamam. Şimdi bu gerçek bir hikayeden uyarlanan kitap. Hikayenin aslında bize böyle kısaca... Çok özür dilerim. Bu galiba size yazılan hani size yöneltilen bir soru olabilir. Ben sonra yayın sonrasında size şey yaparım. Tamam. Ben anlamadığım için, İtalyanca bilmediğim tamam. için bilemedim. Size göndermek istedim. Şimdi gördüm altta kalmış. Tamam süper. Şimdi diğer sorum da şöyle aslında. Hani bu kitap gerçek bir hikayeden mi uyarlandı? Bir soru bu. Diğeri de hikayenin aslında bir de biraz kısaca anlatabilir mi? Yani nasıl başladı bu hikayenin, bu kitabın hikayesi? Questo libro si basa su una storia vera. Può raccontarci brevemente l'origine della storia? È una storia che ha avuto lei o un ricordo suo? Ma tutti i personaggi di questa storia sono reali. Pepe è la mia vera gatta.
il cane con cui Pepe litiga è il cane della mia amica che sta all'appartamento di sopra, l'architetto è quello che sta all'appartamento di fianco a me, e anche i due bambini, che in italiano sono Tato e Bella, sono mio figlio quando era piccolo e la sua amica del cuore. C'è però un altro personaggio reale, ed è Tommy. O vuoi tradurre, Murat, prima? Sì, vi faccio una piccola traduzione. Okay. Bu hikaye de tüm karakterler gerçek. Pepe benim gerçek kedim. Pepe'nin dövüştüğü köpek, kavga ettiği köpek, üst katında oturan arkadaşımın köpeği. Mimar benim yanındaki apartman komşum. Ve iki çocuktan biri benim oğlum. Diğeri de onun en iyi arkadaşı. Çok çok güzel bir hikaye gerçekten. Aslında evet. Çevremizden nasıl etkilendiğimizi, bir yazara nasıl ilham verdiğini görüyoruz, değil mi? Esatto. Si vede, cioè, si viene dalla vita, viene una storia vera, quindi è una cosa fantastica. Sì, io parto sempre dalla vita reale, dal mio vissuto. C'è però, dicevo, un altro personaggio reale e credo che abbiamo una fotografia. Murat, puoi dire di mandare la fotografia? Intanto parlo. Evet, şu an bir fotoğraf varmış Deniz Hanım galiba. Tabii hemen paylaşayım. Sanıyorum çocuğumuzun fotoğrafı. Esatto. Esatto. Questo è Tommy. Tommy è nella storia, che è il bambino autistico protagonista insieme a Pepe. Ma nella realtà, lo vedete in fotografia, si chiama Fraser. E vive in Scozia ed è un bambino autistico. E da quando ha incontrato Billy, il suo gatto, la sua vita è cambiata completamente perché adesso riesce a esprimersi, a parlare, cosa che prima non riusciva a fare. E questa storia nasce infatti da un articolo di giornale che ho letto anni fa e che parlava proprio di questo bambino e del gatto che lo ha fatto uscire dal suo silenzio. E la cosa mi colpì molto. Bunlarla birlikte hikayede başka bir gerçek karakter daha var. O da asıl ismi Fraser olan ve İskoçya'da yaşayan otizmli çocuk Tommy. Otistik fakat ne zaman kedisi Billy ile tanışıyor, o zaman hayatı tamamıyla değişmeye başlıyor. Artık daha önce yapamadığının aksine kendini ifade edebiliyor ve konuşabiliyor. Bu hikayeyi yıllar önce okuduğum bir çocukla onun sessizliğinden çıkaran kedisi hakkında yazılmış bir makaleden yola çıkarak yazıldığını söylüyor. Çok güzel gerçekten. Ya hayvanlar gerçekten böyle özellikle özel çocuklarla olan ilişkilerinde gerçekten çocuklara ben çok fazla katkı sağladığını en azından şahsi gözlemim olarak gördüm. Yadsınamaz. Çok çok güzel bir esin kaynağı olmuş. Peki şimdi bu soruyu sormuştuk aslında ama buna bir ek olarak soru soracağım. Örneğin kitapta kediyi neden kullandığını bize açıklamıştı. Ama niye kedi ve güvercin işbirliği var orada? Esatto. Allora, già spiegato perché ha scelto come una figura un gatto. Però ci abbiamo un'altra domanda: perché ha scelto una collaborazione? Cioè, nella storia c'è una collaborazione tra il gatto e il piccione. Perché Sì. questa scelta? Beh, mi sembrava una bellissima cosa da far vedere, perché è un esercizio di umiltà. Occorre umiltà a Pepe per chiedere aiuto a un piccione, un animale che detesta cordialmente, profondamente e di cui si crede molto superiore, per poi scoprire, e sta qui il meccanismo che scatta nei lettori, che le persone che magari pensiamo non valgano assolutamente niente, spesso invece hanno qualità che neanche immaginavamo. Esatto. Kedi ve güvercin arasındaki işbirliği alçak gönüllülük için mükemmel bir örnek diyor. Pepe için nefret ettiği ve kendisinin çok daha üstün olduğuna inandığı bir güvercinden yardım istemek alçak gönüllülük göstergesi. Okuyucuları tetikleyen mekanizma burada belki de değersiz olduğunu düşündüğümüz insanların çoğu zaman hayal bile edemeyeceğimiz niteliklere sahip olduğudur. Çok pardon. Çok çok güzel bir çıkış noktası. Bunu da çevirirseniz çok sevinirim. È una cosa meravigliosa, è una cosa, è l'inizio meraviglioso. Grazie.
Yani şunu da söylemek istiyorum aslında kendisine. Farklılıkları hayvan boyutunda olsun, insan boyutunda olsun mükemmel ele almış. Yani çatışmak zorunda değiliz. Her türlü şekilde ilişki geliştirebiliriz mesajı veriyor kitabında. Bu çok çok önemli. Ben de özellikle güvercin kısmını, güvercin ve kedi diyaloglarını okuduğumda bu beni çok etkilemişti örneğin ve benim de kafama takılan bir soruydu. Peki, bir diğer soruya geçeyim. Kitabın okuyucularının aklında kalmasını istediğiniz mesaj tam olarak nedir? Qual è esattamente il messaggio che trasmettere al pubblico, ai lettori? Ma in realtà non c'è un messaggio preciso. Credo che l'azione educativa della letteratura, che è grandissima, stia proprio nel non dare messaggi precisi, ma al contrario raccontare con il più ampio raggio possibile perché il lettore possa fare nella lettura pratica emotiva. Cosa vuol dire pratica emotiva? Pratica emotiva vuol dire praticare ogni tipo di emozione, analizzare ogni tipo di sentimento ed è questo che di fatto insegna Pepe ai lettori, no? Analizzare a fondo le emozioni e i sentimenti di chi ha un pensiero o un comportamento completamente diverso dal nostro e spesso incomprensibile. Poi, sì. Vai, vai, Murat, poi aggiungo una cosa. Kesin bir mesaj var diyemem. Edebiyatın eğitici görevlerinden birinin de kesin mesajlar vermemek olduğuna inanıyorum. Ki bu mükemmel bir şey diyor. Aksine mümkün olan en geniş aralıkta anlatmak ve böylece okuyucunun okuma sırasında duygusal pratik yapabilmesini sağlamak olduğuna inanıyorum. Her türlü duyguyu pratik edebilir ve duygusal olarak analiz edebilirler. Pepe'nin okuyuculara öğrettiği şey sahip olduğumuzdan farklı bir düşünce ve davranışa sahip olanların duygu ve düşüncelerini derinlemesine analiz edebilmektir. Poi ovviamente ci sono anche dei messaggi specifici che il lettore può trarre da questa storia. Alcuni li abbiamo visti prima, l'amicizia, la collaborazione, la comprensione, l'inclusione, l'umiltà. Però è il lettore stesso a trarre da questa storia il messaggio che più gli serve in quel momento, cioè quello che corrisponde al suo stato emotivo e al suo percorso esistenziale che in quel momento sta facendo. E questa è la grandissima lezione della letteratura, secondo me. Raccontare e non insegnare, ma per questo insegnare molto più efficacemente, perché l'insegnare diventa parte dell'esperienza emotiva. Ama elbette okuyucunun okuduğu hikayeden çıkarabileceği o anki duygusal durumuna, hislerine ya da varoluşsal yoluna bağlı özel mesajlar var olduğunu söylüyor. Bunu okuyucunun kendisi hikayeden çıkarır ve bu edebiyatın bize verdiği büyük derslerden birini bize gösteriyor. Yani anlamak, salt bir öğretmek değil, duygusal deneyimler sayesinde daha etkili bir şekilde öğretmek ve anlatmak. Çok teşekkürler. Ben son soruma geçmeden önce artık biraz katılımcılarımızın sorularını yöneltmek istiyorum kendisine. Son sorudan başlayayım. Kısa kısa soracağım Murat Bey, sizin de çeviri rahatlığı olması açısından. Kitabı henüz okumadığım için sormak istiyorum demiş hanımefendi. Kitabın adı neden Mırıldanan Çocuk? Adesso scegliamo le domande tra i partecipanti. Allora, la prima domanda... Ancora non ho letto il libro, però sono curiosito molto. Perché ha scelto il nome del libro, le fuse, il Mırıldanan Çocuk? Il bambino che faceva il le bambino fuse. Che faceva le fuse, sì. Perché ha scelto questo nome? Beh, perché le fusa rimandano direttamente al gatto protagonista, a Pepe, perché è il gatto che fa le fusa. Però Pepe vede davanti a sé un bambino che non sembra neanche a lei un umano, perché lei conosce gli altri umani e non quelli diversi. E una caratteristica di Tommy è proprio quello di fare no con la testa, infatti Pepe lo chiama no, e di fare questo verso che sembrano, almeno a Pepe, delle fuse. E
Şöyle mırıldanma çünkü işte kedi olarak bir figür seçtiğimiz için o yüzden aslında bir mırıldanma geçiyor kitabın isminin içerisinde. Kedi karakteri normal insanların dışında farklılığı olan tek insan olarak Tommy'yi tanıyor. Tommy'nin de dış dünyayla kurabildiği ilişki kafasını sallayarak no demesi. Bu no da aynı kedi karakterimizde olduğu gibi bir mırıldanma olarak kedi tarafından algılanıyor ve bu yüzden kitabın ismi Mırıldanan Çocuk oluyor. Poi le fusa rimandano a una dimensione di tenerezza e quindi un bambino che fa le fusa come un gatto, cioè tenero come un gatto, è sicuramente una persona bella, calda, accogliente, da comprendere e non da emarginare perché è diverso. Mırıldanmak kelimesi de aynı tabii ki yani İtalyanca'da olduğu gibi bir hassasiyet çağrıştırıyor. Bu sebeple isminde mırıldanan çocuk yani o tatlı hikayeyi o sıcaklığı verdiği için bunu seçtiğini söylüyor. Peki, çok teşekkürler. Şimdi uzunca bir soru var Murat Bey. Bunu cümle cümle çevirelim isterseniz. Yazarımızın diyor fark ettiğim gibi birçok eseri çocuklar, engel türleri ve benzeri konularda yazılmış. İsterseniz bunu çevirelim, ben devam ederim sonra. Soruyu göremedim ama ben de buradan hani. Siz isterseniz şey yapın, ben direkt söyleyeyim sizin takibiniz zor olur diye. Diyor ki hani hep engel türleri ve çocuklar üzerine kitaplar yazmış diyor. Fino adesso ha scritto sempre la disabilità e delle cose, delle stesse cose. Neden bu alan? Perché questo argomento? Çünkü bunu yapan ya da yapmayı tercih eden çok fazla yazar yok. Perché non c'è quasi nessun scrittore che fa questo lavoro, usa questo argomento? Belki maddi olarak riskli bir alan. Forse non fa tanti soldi? Benim şey merak ettiği yani katılımcımızın merak ettiği konuda neden çocuk ve genç engel türleri diye sormuş. Il partecipante curiosisce perché ha scelto, facciamo la stessa domanda, perché cioè, usa età elementare come protagonista un bambino? Allora, rispondo un po' a tutte queste domande. In realtà io scrivo spessissimo, ho scritto molti libri sulla disabilità, ma ripeto, quello che a me interessa è la diversità di cui fa parte la disabilità, di cui fa parte anche l'omosessualità, di cui fa parte la follia, di cui fa parte la stranezza, di cui fanno parte tutte quelle cose che noi non consideriamo normali. Quindi scrivere della diversità e della disabilità vuol dire descrivere una parte di noi stessi, dell'uomo, che abbiamo piano piano tolto di mezzo, emarginato, ma quella parte rimane ed è dentro di noi ed è lì dentro che si scopre la vera umanità, non in quello che funziona, ma in quello che non funziona, perché dove non funziona, all'interno della fragilità, Jung, per esempio, lo diceva molto chiaramente questa cosa, lo psicologo, allievo di Freud, dentro la fragilità si nasconde l'umanità, perché si nasconde la possibilità di chiedere aiuto e quindi di stringere relazioni interpersonali. Allora faccio la parte, magari mi Ah, scusa, riprendo sono un un po' complesso. attimino. Ok. Kitaplarımın çoğunda farklılıktan bahsettiğini söylüyor. Bu farklılık yani aslında engellilikten bahsederken onun dokunmak istediği şey farklılık olduğunu söylüyor. Bunun sonrasında ya farklılıktan kastı aslında dünya üzerinde karşılık bulamamış diğer konulardan da bahsettiğini söylüyor. LGBT konusu olabilir, herhangi farklı Ayrımcılığa maruz kalan gruplar. ayrımcılığa maruz kalmış konularla alakalı olduğunu söylüyor. Bu kitaplarla
konu ettiğini söylüyor. L'ultima parte di che ha dato un esempio come di Jung, sì, assistente di... Sì, Jung, Gustav Jung, diceva molto chiaramente che dentro la fragilità sta l'umanità. E quindi scrivere di disabilità o di diversità è il modo migliore per scrivere di umanità. Gustav Jung, Gustav Jung, di Freud. Freud'un bir öğrencisi Gustav Jung. Kırılganlığın içinde insanın olduğunu söylüyor. Yani insanın içinde oldukça kırılgan bir yapının olduğunu söylüyor. Bu da insanlığı ve engelliliği anlatmanın en iyi yolu olduğunu söylüyor. Peki, çok teşekkür ederiz. Şimdi bir soru daha görmüştüm ben panelde, onu da sormak istiyorum. Aslında sorulara geçmeden önce ben kitaptan bazı görseller göstermek istiyorum. Çok gerçekten güzel de resimlenmiş bir kitap bu. Örneğin kitabın görsellerinden biri bu. İllüstratör de gerçekten çok başarılı. Çocukların ilgisini çekebilecek çok güzel resmedilmiş bir kitap. Bunları da ayrıca göstermek istedim. Bir öğretmenimiz şöyle bir şey yazmış. Onu paylaşayım ben. Paylaşmak istiyorum. Çünkü böyle değerli geri bildirimlerin yazar için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bedirhan öğretmenim yazmış. İsterseniz çevirebiliriz. Geri bildirimleri paylaşmak gerektiğini. Hemen. Okay. Allora, tra le domande fa una bellissima domanda che sarebbe molto bene, crediamo, per i scrittori come un feedback. Bir ilkokul öğretmeninin ve kitabı okudum. La domanda è, io sono insegnante dell'elementare e ho letto il libro. Ara tatil sonrasında okulda çocuklarımla okumayı planladığım bir kitap, öğrencilerimle. Dopo la vacanza credo che faccio leggere ai miei ragazzi. Farkındalık açısından harika bir kitap. Çok beğendim. A me è piaciuto molto quanto riguarda la consapevolezza. Çocuklara farkındalığı ve duyarlı olmayı öğreteceğini düşünüyorum. Quello che penso io sarà molto efficace a far insegnare la consapevolezza e la sensibilità. Çok teşekkür etmiş kendisine. La ringrazio tantissimo per questo libro. Grazie a lei per questa lettura così profonda e umana che ha fatto della mia storia. Kadar içten ve insani bir yorum için çok teşekkür ederim. Feedback için çok teşekkür ederim. Savaş Bey'in çok güzel bir yorumu olmuş aslında. Ben de okumaya kitabı okurken yani mükemmel bir gözlem yeteneği var. Öncelikle bunu bir çevirebiliriz. Lei c'ha una cosa meravigliosa che vede e scrive, cioè fa un bellissimo lavoro come scrittore. Grazie. Savaş Bey şöyle bir şey demiş, aynı binada bunu şey yapalım, sonra soru olarak ben soracağım, onu şey yaparız. Aynı binada yaşayan kişilerin diyor, binalarındaki otizmli bir çocuktan haberdar olmamasıyla birlikte diyor, mahalledeki dayanışmayla konunun çözülmesi diyor, ironisi diyor, bu harika bir şey diyor. Ben de Savaş Bey'e gerçekten katılıyorum bu noktada. Çok teşekkürler Savaş Bey, çok önemli bir katkıydı bu. Yani... Şunu İtalya'da da kendisi gözlemlemiş mi veya çevresinde otizmli çocuklar, otizmli bireyler çoğunlukla evdeler. Çevirebiliriz. Gözlemo di una cosa. La domanda è, pure in Italia i bambini autistici stanno sempre a casa? Questo dipende. Generalmente no. Generalmente hayır. Adesso c'è maggiore consapevolezza, ci sono tanti operatori, tanti educatori, anche insegnanti di sostegno che lavorano bene.
Şu an diyor yani bu farkındalıkla birlikte farkındalık arttı ve bu konu üzerinde çalışan birçok okul, birçok öğretmen gönüllü var ve bu konu daha rahat olduğunu söylüyor İtalya'da. Però purtroppo a volte ci sono anche educatori, insegnanti o genitori che non lavorano bene come la mamma di Tommy. Mia moglie, per esempio, che è insegnante, ha in classe sua un bambino autistico il cui autismo non viene riconosciuto e accettato dai genitori. E allora è un disastro. Tabii ki İtalya'da da kötü örneklerin olduğunu söylüyor. Bazen öğretmenler, eğitmenlerin yarattığı sorunlardan ötürü diyor. Kendisi eşinin öğretmen olduğu okulda böyle bir örnek olmuş. Maalesef bir eğitmen tarafından otizmli bir çocuk eğitime alınmamış. Evet, bunlar maalesef dünyanın her yerinde karşılaşılan sorunlar. Yani biz sadece bize özgü olduğunu zannediyoruz ama bu özellikle kırılgan gruplar olsun, dezavantajlı gruplar olsun, dünyanın her yerinde sizin de bahsettiğiniz gibi Murat Bey, ayrımcılığa bir şekilde maruz kalıyorlar ne yazık ki. Çok teşekkür ediyoruz ve ben son soruyu sormak istiyorum aslında kendisine. Kitapla ilgili söylemek istediği başka bir şey var mı? Kitapta otizmle ilgili çıkarım yapılmasını istediği noktalar neler? Bunun da cevabını alırsam harika olur. Allora, chiediamo l'ultima domanda. Altro da dire sul libro? Quali sono i punti che i lettori possono dedurre dal libro sull'autismo? E qual è il suo rapporto con l'autismo? Beh, sono tante le cose che secondo me si possono capire dell'autismo attraverso questa storia. Per esempio, la ipersensibilità di una persona autistica o la sua difficoltà a esprimere le proprie emozioni o sensazioni o il suo bisogno soprattutto di avere una rete di relazioni sociali il più possibile allargate. Murat, poi aggiungo una cosa. Otizmle ilgili birçok şeyin bu hikayeden anlaşılabileceğine inanıyorum. Örneğin otizmli bir kişinin aşırı duyarlılığı, duygularını veya duygularını ifade etmekteki güçlüğü veya olabildiğince fazla sosyal ilişkiye sahip olma ihtiyacı, isteği. Però quello che mi interessa veramente attraverso questa storia non è solo raccontare l'autismo, ma soprattutto dare la possibilità attraverso l'autismo di capire meglio la natura dell'uomo. Credo che la diversità possa mostrare molte più verità sulla natura dell'uomo di quanto faccia la normalità. In questa storia l'autismo diventa una chiave di lettura del mondo, non solo della diversità, e quindi una chiave universale. Ancak bu hikayede anlatmak istediğim tek şey otizmi anlatmak değil, otizm yoluyla insanın doğasını daha iyi anlamasına imkan vermek. Bence çeşitlilik insanın doğası hakkında normalden çok daha fazla hakikat gösterebilir. Bu hikayede otizm sadece çeşitliliği değil, dünyayı anlamanın anahtarı haline geliyor. Ve bu nedenle otizm evrensel bir anahtar. Çok çok teşekkür ediyorum. Yani aslında bugün bu webinarda amaçladığımız bir yani biz bu webinarla Timaş'la birlikte organize ederken şunu hedefliyorduk. Bir tek kitabı anlatmak değil, aslında bu kitabı yani hedef kitlelerimiz olan öğretmenler ve aileler arasında bir farkındalık yaratmasını hedefliyorduk. Böyle bir çevirelim bir. Quando abbiamo deciso di fare questo webinar, abbiamo voluto di creare una collaborazione tra gli insegnanti e adulti con i bambini per aumentare la consapevolezza. Come discorso? Devam edebilir miyim? Tabii. Bugün aramızda bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik PDRC diyeyim, psikolojik danışman bir rehber bir arkadaşımız örneğin bununla ilgili bir workshop yapacağını söylemiş. Adesso, tra i partecipanti ha scritto che ha appena deciso di fare un lavoro, un articolo
sull'autismo e sulla disabilità e diversità. Çok teşekkür ediyor kendisine. Lei sta ringraziando tantissimo. Bir diğer kişi olarak İlknur Hanım da bir Türkçe öğretmeni olduğunu ve bunu sınıfında okuttuğunu söylemiş. Tra i partecipanti signora neydi ismi? İlknur. Signora İlknur dice che il prima possibile dopo le vacanze farà leggere ai ragazzi della sua classe. Merhamet ve duyarlılığı çok iyi işlediğini belirtmiş. Tamam, çeviriyorum. Ha fatto un lavoro sulla pietà. Ha fatto un lavoro benissimo sulla pietà. Grazie, grazie mille. Grazie veramente. Grazie Prego. Veramente a tutti gli insegnanti, gli operatori che stanno vicino ai bambini in generale, ma soprattutto ai bambini che noi consideriamo diversi, perché non è un lavoro facile, ma è un lavoro indispensabile. Bu mesleği yapmak, yani otizmli gençlere yardım etmek için bu görevi seçmiş kim olursa olsun, bu operasyona katılmış tüm öğretmenlere, ilgililere çok teşekkür ederim diyor. Aslında ona gelen teşekkürlere bir karşılık olarak. Genel olarak da bu kim, yani farklılık ve engellilik açısından çalışan herkese çok teşekkür ettiğini söylüyor. Evet. La mia esperienza è che attraverso la letteratura questo lavoro può essere supportato da uno strumento straordinario, perché la letteratura è qualcosa che coinvolge, una storia è qualcosa che ti prende dentro le sue spire e ti mostra molto più facilmente anche cose a cui tu di solito, che sia adulto e che sia genitore, non pensi. Scusa, che sia adulto o che sia bambino. Com'è? Che tu sia adulto o che tu sia bambino, non pensi a queste cose. Ho detto che tu sia adulto o sia genitore. Ho sbagliato il termine. Okay. Aslında bu konuyu anlamak ve anlatmak için en iyi aracın edebiyat olduğunu, edebiyata çok teşekkür ettiğini söylüyor. Yine farklılıkları ve insanları en iyi anlatma yolunun, otizmi en iyi içlerine aşılamanın yolunun edebiyattan geçtiğini söylüyor. Bu kadar. Evet, şimdi bu benim katılımcılar için yapacağım bir duyuru. Kitabı nasıl temin edebileceğinizi sormuşsunuz Türkçesine. Timas Yayınları, şimdi chat panelden linkini gönderdim. www.timas.com.tr adresinden sanıyorum online alışveriş yapabilirsiniz bununla ilgili. Kitapçılarda da bulunması gerekiyor. Timas'ın diğer yayınlarına da bakabilirsiniz. Ben bir öğretmen olarak göz attım ve gerçekten çok beğendim. Çok güzel kitaplar var, çocuk kitapları var. Sayın Klima'nın kitapları da bunlardan biri ve gerçekten otizmle çalışan, özel eğitimle çalışan her öğretmenin okuması gerektiğini düşünüyorum. Ben yarısına kadar okudum ama yoğunluktan ötürü yarısına kadar okuyabildim. Akan bir kitap ve her çocukta ben farkındalık ve duyarlılık yaratacağını düşünüyorum. Diyeyim ve bir kapanışı yapayım. Evet, bugün gerçekleştirdiğimiz webinarda yazar, İtalyan yazar Gabriele Klima ile Mırıldanan Çocuk kitabını konuştuk. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Farkındalık yaratma adına gerçekten mükemmel bir çocuk kitabı. Her öğretmenin ve ailenin bence elinde olması gereken bir kitap. Çok güzel bir konu işlemiş ve güzel bir süreçte işlemiş kitabı. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan webinarla ilgili kayıt yaptırmanız gerektiğini şimdi hatırlatmak isteriz. Webinarlarımızla ilgili duyuruları Otizm Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Webinarlarımızı ayrıca daha sonra izlemek üzere YouTube, dinlemek üzere ise Spotify hesaplarımızdan takip etmeniz mümkün diyerek herkese iyi akşamlar diliyoruz ve hoşça kalın diyorum.